Demet Karakuş ile Hayata Dair programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz gelinlik tasarımcısı İknur Yıldız. Öncelikle hoş geldiniz İknur Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz İknur Hanım? Mesleği serüveniniz ne zaman başladı? Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki. 2017'den bu yana bu işi yapıyorum. Zaten üniversiteden moda tasarımı bölümü mezunuyum. Sivas'ta hizmet vermekteyim zaten. Çeşitli iş kolları da iş gücüm oldu. Fakat en son geleneğe yoğunlaştım. Bu şekilde. Neler yapıyorsunuz peki? Tasarım da yaptığınızı biliyorum. Evet. Biraz bunlardan bahseder Tabii misiniz? ki kişiye özel tasarım yapıyoruz. Yani kişi elinde bir fotoğrafla geldiğinde biz aynı ürünü çıkarabiliyoruz ve onun isteklerine göre provalı bir şekilde ilerliyoruz. Bu daha çok tercih ediliyor şu an. Çünkü kişiye özel, insanı kendine özel hissettiriyor. Böyle tasarımlar yapıyoruz. Hazır geliniklerimiz de oluyor tabii. Hazır ürün de alıp sattığımız oluyor ama kişi özel tasarımlar daha ön planda şu an. Peki İknur Hanım, biliyorsunuz biraz sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2024 yılından bahsedecek olursak nasıl modeller tercih edildi? Talep nasıldı? Biraz anlatır mısınız bundan? Talep güzeldi. Tabii ki Sivas'ta, ilde ilçelerde düğünler olduğu için. Tabii ki biz sadece Sivas'a hizmet vermiyoruz. Sivas'ın ilçe ve köylerine de hizmet veriyoruz. Hatta başka şehirlere de hizmet veriyoruz. Talep oldukça yoğundu. Fakat yaz dönemi beklediğimiz gibi değildi tabii ki. Bu bizim önceden aldığımız rezervasyonlarda yoğundu. Şöyle ki daha çok nasıl tercih ediliyor dersek tesettür ve açık gelinler olmak üzere öncelikle ikiye ayıralım. Tesettür gelinlerimiz daha çok abartıyı seven gelinler. Yani nasıl desem. Gelinlikte daha abartı modeller, taşlar, duvaklar, inciler ve daha abartı Arap kültürü diyelim. Yani Arap kültürü tarzını Sivas kızları seviyor. Açık gelinlerimizde de daha sade modeller. Özellikle çalışan kesim çok fazla zaman bulamadığı için daha böyle sade, daha zarif ve su gibi olan dediğimiz gelinlikleri tercih ediyorlar. Bu şekilde. Peki İknur Hanım, biliyorsunuz son yıllarda etkili olan bir enflasyon var. Bu bütün sektörlere yansıdı fiyatları. Sizin sektörünüzde fiyatlar ne durumda? İşte kiralamaya göre satın alma oranları nasıl? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Evet, tabii ki enflasyon bizi de etkiledi. Özellikle malzeme ve tedarik konusunda yaşadığımız sıkıntılar oldu. Önceden biz toptancılarla senet üzerine ya da böyle vadeli çalışırken bu yaşanan son olaylardan sonra, depremlerden, pandemiden sonra biz artık toptancılarla nakit çalışmaya başladık. Ve bizim de bu tabii ki zorladı ve bizim gelişmemize de engel oldu. Bu şekilde önceden gelinlik satışları daha ön plandayken şu an kiralama daha ön planda. Çünkü satış fiyatları biraz daha artık insanlara yüksek geliyor. O yüzden paket olarak kiralama yapıyoruz şu an. İlk duralım, biraz da satın alma ve kiralama fiyatlarından bahsedebilir miyiz? Evet, şu an satın alma ve kiralama arasında gerçekten büyük fiyatlar oynuyor. Bu yüzden kiralama daha çok tercih ediliyor. Satın alma önceden daha çok tercih edilirken yani adetlerimiz böyleydi. Hani gelinlik satın alırdı. Ama maliyetlerden dolayı şu an kiralanıyor. Daha çok yurt dışından gelen müşterilerimiz satın alıyor ve Sivas'ın belli bir köylerinde yine adet ve gelenek ve göreneklerimiz sürdürüldüğü için onlar satın alıyor. Onun haricinde kiralama yapıyoruz. Peki ortalama bir fiyat verebilir misiniz? Ortalama fiyat her bütçeye uygun var. Yani biz genelde gelen müşteriye öncelikle bütçesinin ne kadar olduğunu sorup ona göre hizmet veriyoruz. Yani 10-15 binden başlıyor kiralama ücretleri gelinlikten. Yani isteğe göre yükseliyor yani. 75 bine de gelinlik var, 10 bine de gelinlik var, 15 bine de. Peki siz biraz daha ekonomik olsun diye bazı kampanyalar, paketler Evet. sunuyorsunuz müşterilerinize. Biraz da bu paketlerden bahsedebilir miyiz ve bunlara talepler nasıl? Evet. Hani bir tek satmak yerine, gelinlik satmak yerine bu paketlere talep daha mı fazla? Evet, gelinlik paketlerine talep daha fazla. Hem daha ekonomik oluyor hem de insanlar daha fazla uğraşmıyor. Yani onların yerine açıkçası biz uğraşıyoruz. Bu gelinlik paketlerin içerisinde gelinliği oluyor. Zaten duvak taç çiçeğimizin yanında veriyoruz. Kına gecesinde giyeceği kıyafeti veriyoruz. Artık bir değil bir ya da iki kıyafet giyiliyor. Bunun haricinde dış çekimini, kuaförünü, araç süslemeyi yani komple bir paket halinde hem daha ekonomik oluyor hem de iş gücünü daha azaltmış oluyor. Bunu da en çok çalışan kesimler tercih ediyor. Çünkü onların yerine birazcık da biz de uğraşıyoruz açıkçası. Peki İknur Hanım, özel dikimden bahsettiniz. Özel dikim yaptığını söylediniz ve Evet. tasarımcısınız aynı zamanda. Evet. Sorum şu, özel dikim gelinlik tercihleri önceki yıllara göre daha mı fazla? Yani önceki yıllara göre aslında daha fazla değil. Daha az. Çünkü gelinlik özel tasarım yaptırmak isteyen müşteri kitlemiz daha özel bir kitle. Yani gelinlik birazcık tabii bunda riskler var. Yani gelinlerin aklında sorular olabiliyor. Acaba birebir aynısı olur mu? Olmaz mı? Ya tabii ki hiçbir şey %100'lük olmaz. Çünkü kumaş farkı oluyor. Gelinlikte desen farkı olabiliyor. Ama yine istedikleri oluyor. Küçük bir riskle bunu başarabiliyorlar. Sivas'ta önde gelen
bu sektörde önde gelen isimlerden birisi olduğunuzu biliyoruz. Evet. Sivas'tan elbette talep alıyorsunuz. Evet. Peki yurt dışından ve il dışından talepler var mı? Evet, yurt dışından çok fazla talep var. Özellikle Fransa'dan, Hollanda'dan. Bizim oradaki müşterilerimiz yani bizden alıp memnun kaldıkları için çok fazla yönlendirme yapıyorlar. Yönlendirme üzerine biz çok fazla dikim yapıyoruz. Biz uzaktan ölçüyle de dikim yaptığımız için yani müşteriyi hiç görmeden onun ölçüleri bize geliyor, model geliyor. Biz dikip buradan kargoluyoruz. İlçelerden başka şehirlerden de talep var. Mesela özellikle Ordu, Samsun yani yakın ilçeler Tokat, Kayseri ya da İstanbul. Hatta biz çok şaşırmıştık. Hani İstanbul'dan neden bize talep oluyor? Çünkü İstanbul metropol bir şehir. Hani bunlar daha cazip geliyor. Yani fiyat olarak biraz daha güvenilir buluyorlar. Özel tasarımlar yapıyorsunuz. Evet, İçin özel içinde yurt tasarımlar tabii ki. Özel tasarımlar yapıyoruz. Ya bu gelinlik konusunda zaten en önemli şey güvendir. İnsanlar da bize güven duyduğu için, istediklerini aldıkları için direkt gözleri kapalı bize güvenip sözleşmesini yapıyorlar. Biz de onların ürünlerini kusursuz bir şekilde teslim ediyoruz. Hanım, peki 2025 yılında gelinlik modelleri nasıl olacak? Sizin bununla alakalı bir öngörünüz var mıdır? Evet, şu an zaten 2025 rezervasyonlarımız da başladı bizim. 2025 modelleri de yavaş yavaş çıkmaya başladı. 2025'te en çok inciler. Şu an inciler ön planda. Yani büyüklü küçüklü. Gelinliklerde en çok gördüğümüz inciler. Tabii ki daha önce de inciler vardı ama mesela kumaşların arasında serpme olarak kullanıyorduk biz. Ama bunda direkt inciler ön planda. Yani açık gelinliklerde de tesettürle de özellikle detaylar çok fazla. Drapeler çok fazla. İşte kollardaki şeyler, detaylar çok fazla. Bu şekilde. Peki biraz daha sade gelinlik tercih edenler sıkça görüyoruz aslında. Hani ünlülerden, işte televizyondan izlediğimiz kadarıyla. Evet. Bu sade gelinlik tercihi noktasındaki düşünceleriniz nelerdir? Hani Yani burada talep evet. nasıl? Yani Sivas'ta sade gelinliği aslında çok fazla talep yok. Yani sade gelinliği tercih edenler ya diğer gelinliklerin ağırlığından dolayı tercih eder ya da sadece nikah yapmak isteyenler sade gelinlik tercih ediliyor. Ama onun haricinde Sivas halkı böyle daha çok allı pullu dediğimiz yani tabiri caizse gösterişli şeyleri sevdiği için biz daha çok kültürümüze göre gelinlik üretiyoruz. Yani bizim mesela derin yırtmaçlara, sırt dekoltelere, böyle ince askılara hiç Sivas'ta giremiyoruz. Çünkü biz kültürel olarak uymuyoruz bunlara. Peki tasarım noktasında Sivas'ta bir verdiğiniz bir eğitim var mı ya da bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Evet, zaten Sivas'ta biz usta öğreticiyim ben. Aynı zamanda yanında da yine usta öğretici bir bayan var Aysun Hanım. Onunla birlikte dikiyoruz. Atölyemiz var. Tasarımları ben yapıyorum. Dikimleri gerekirse o yapıyor. Bu şekilde eğitim veriyoruz. Eğitimlerimiz tabii ki ücretli oluyor. Yani eğitim ne almak istiyor? Mesela örnek veriyorum bizde duvak tasarım eğitimi var. Gelinlik kalıp çıkartma eğitimi var. Gelinlik tasarım eğitimi var. Çiçek tasarımı var. Boncuk tasarımı var. Tabii bu gelinliğin alt dallarının aksesuar tasarımı da var bizde. Geliyor mesela bize ne eğitim almak istiyorsun? Ben baştan aşağıya şey öğrenmek istiyorum. Makinaları da öğrenmek istiyorum. Biz ona göre ona mesela 3 aylık bir eğitim veriyoruz. Ya da geliyor diyor ki ben sadece çiçek tasarlamak istiyorum. Onu veriyoruz. Ya da geliyor sadece duvak tasarım istiyorum. Ya da sadece makine bilgisi almak istiyorum. Yani isteğe göre eğitim veriyoruz. Zaten bizim onun haricinde okullarda, meslek liselerinde, kız meslek liselerinden stajyerlerimiz de geliyor. Onlarla birlikte stajlarını tamamlıyoruz. Peki bundan biraz da aldığınız ödüllerden bahsedebilir miyim? Evet. Şöyle 2021 yılında Uluslararası İş İnsanları Zirvesi'nde bir ödülüm oldu. En başarılı organizasyon ve gelinlik firması seçildim. Bunun haricinde 2 yıl önce bir MBA okullarından yine gelinlik tasarımı olarak bir ödül aldım. Bu da eğitim kurumundan aldığım bir ödüldü. Tabii ki bu ödül benim için daha önemliydi. Çünkü bir eğitim kurumundan ödül almak her zaman daha gurur vericidir. Bunun haricinde yine Sivas'ta sağ olsun esnaf kooperatifler odasından olsun, yine esnaf odalarından olsun birçok plaket ve ödüllerim mevcut. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sadece son zamanlarda yaşanan kadın cinayetlerinden dolayı gerçekten çok üzgünüm. Bunu belirtmek istiyorum. İnşallah bu bir son bulur. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederiz. Programımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.